Geçtiğimiz hafta üzücü bir gözaltı operasyonu yapıldı. Onunla ilgili iki çocuğumuzla konuşacağız. Çünkü çocuk yaşta gözaltına alınan bir sürü çocuk oldu bu operasyonda. Terör operasyonu denildi. 38 kişi gözaltına alındı. Çoğu çocuktu. Bu çocuklar oldukça mağdur edildi. Kimisinin yakınları tutuklandı ve mağduriyetleri artarak devam ediyor. Biz hemen sözü uzatmadan kendilerine bağlanalım, ekrana alalım. Geçtiğimiz hafta sizi gündem de etmiştim mecliste. Terör operasyonu denilerek gözaltına alındınız. Oldukça üzücü muamelelere maruz kaldınız gördüğüm kadarıyla. Neler oldu Nilüfer Hanım? Söz sizde, buyurun anlatın. Ben o gün olanlardan bahsedeyim. Sabah evimize 10-15 tane polis geldi. Öncelikle evimizi aradılar, dağıttılar bayağı. Ardından bize bir açıklama yapmadan işte sadece sizi çocuk şubeye götüreceksiniz. Bizleri Üsküdar çocuk şubeye götürdüler. Ve biz çıktık, ardından diğer ailemden hiçbir şekilde haberim yoktu onların olma dair. Sonra çocuk şubeye götürüldük. Orada gittiğimde benim gibi 12-13 tane daha kız gördüm. Biz kardeşimle ayrı şekilde götürüldük. Gün içerisinde psikolojik şiddete maruz kaldık. Birbirimizle iletişim kurmamız engellendi kesinlikle. Kardeşimle konuşmama bile izin verilmedi. Sorgu esnasında çeşitli hakaretlere maruz kaldık. Yine psikolojik baskı devam etti. Avukatlarımızı talep ettik. Hiçbir şekilde biz avukat gönderilmedi. İfadelerimiz avukatsız alındı. Avukatlarımız giremedi içeriye. Avukat olmamasından oluşan rahatlıkla cümlelerimiz çarpıtılı, ifadeye geçirilen cümlelerde birçoğu söylediğimiz gibi yazılmadı. O şekilde oldu. Ben de yine aynı şekilde eve geldiler 10-15 polis. Ablamla farklı arabalarda götürülüp beni ilk önce arabada sorguya almaya başladılar. Direkt soru sormaya başladılar operasyonla ilgili, annemle ilgili. Şu an sorguda mıyım dedim. Yine oraya gittiğimizde bizim gibi birçok kız vardı. Ablam da dediği gibi psikolojik şiddete maruz kaldık. Akşama kadar bize yemek vermediler. İlk önce ailelerimiz içeri yemek sokmaya çalışmışlar. Onu almadılar. Akşam 6 gibi aldılar yemekleri içeride. Akşama kadar yine aç kaldık. Sorgu sırasında da çok kez bağırdılar. Söylemediğimiz şeyleri yazdılar. Otururken, yani sorguya girmeyi beklerken mesela bir polis geçiyor. Size başımıza duran bir kadın memur vardı, polis vardı. İşte size içeride kan kusturacaklar, size kan kusturacak polis de bu dediler. Hani biz sorguya girene kadar orada neden olduğumuzu bile anlamadık. Bize hiçbir şekilde bir bilgilendirme yapılmadı. 15 yaşındaki bir kıza kan kusturabilecek ne yapmış olabiliriz? Yalancısınız, korkaksınız tarzı ifadeler bize bağırdılar. 16 saat sürdü. Akşam 10'da çıkarıldık biz oradan. Sabah 5'te gelmişlerdi evimize. Böyle bunları yaşadık. Şu anda da annemle ablam tutuklandı. Annem Parkinson hastası ve karaciğer nakli oldu. Bu şekilde ablam da 19 yaşında hukuk okuyordu, birinci sınıf öğrencisiydi ve hukuk okuyan ablam şu an hukuksuz bir şekilde yargılanıyor. Bu şekilde. Annenizin sağlık durumu hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verin. İlaçlarını sabah çok zor aldı yanına. Ondan zaten evde polisler kavga falan çıkarttı annem ilaçlarını almak istediğini söylediğinde. Biz dediğim gibi annemden önce götürüldük. Onu bilmiyorum ilaçlarını aldı alabildi mi. Şu an zaten cezaevinde iletildim, bilmiyorum. Bu şekilde zaten bu cuma günü işte biz eşyalar falan göndermiştik. Polisler de onları kaybetmiş. Annem ve ablam bir hafta boyunca eşya da iletilmedi onlara hiçbir şekilde. Bu operasyondan 10 gün önce falan anneme Parkinson teşhisi konulmuştu. 1,5 yıl önce de karaciğer nakli oldu. Siroz kanseriydi. Abim karaciğerini vermişti. Ve hani karaciğer kontrolleri falan devam ediyordu. Bu şekilde şu an cezaevinde tedavisine devam edemiyor. Yani karaciğer nakliyle ilgili ilaçlarını kullanabiliyor mu şu anda? Bir bilgimiz yok şu an. Evet, bize bu hakkında bilgi verilmedi. Annenizi, ablanızı ziyaret edebildiniz mi? Hayır, daha ziyaret edemedik. O işleri belli olmamış. Avukatınız var mı? Avukatımız var. Fakat annenizin sağlığından endişe duyuyorsunuz sanırım. Evet, kesinlikle. Hem karaciğer nakli var hem de Parkinson. Ailedeki kişilerle ilgili bir stres mi vardı ki genç yaşta sanırım bu Parkinson başlaması? İlginç. Kaç yaşında anneniz? Annem 52 yaşında. Anladım. Kaç kişi gözaltında şu anda bu operasyon sonrası? 29 kişi tutuklandı diyebiliyorum. Çok az sayıda insan serbest bırakıldı. O cuma günü yaşandı mahkemeler falan. Çok az sayıda kişi serbest bırakıldı. Çoğunu aldılar. Annenizin hasta olması sıkıntılı bir durum. Karaciğer nakilli bir insanın bağışıklık sistemi de düşüktür ve ilaçlarını kullanmayıp cezaevi gibi sağlıksız olabilecek bir ortamda bulunmaları sağlık açısından sıkıntılı. Sanırım bununla ilgili başvurular da yapmışsınızdır, raporları falan. Tutukluğa itiraz yapılmalı
diye düşünüyorum. Avukatlarımız bunları gerçekleştirirse iyi olur. Daha çok size gelelim. Yani çocuk yaşta gözaltına alındınız. Bu kulağa garip geliyor. Beni de aradığınızda biz de şaşırmıştık. Yani çocuk yaşta gözaltına alınmak da nedir? Neyle itham edildiniz? Neye zorlandınız? Biraz daha oradaki detaylar varsa onları söylemek isterseniz buyurun. Bizi genel olarak işte bir terör örgütü hakkında bizden bilgi alma amacıyla aldılar. Ve hani sorgu esnasında çok küçük kızlar vardı. 13 yaşında kızlar vardı ve hani bunların sorguları özellikle çok uzun sürdü. Ben aralarındaki en büyük kişiydim, 17 yaşındayım. Hani çok küçük kızlar vardı ve hani başörtülü kızlar falan vardı. Onlara işte çeşitli ibadetleri yapıyor musun deyip bu bir suçmuş gibi itham edip psikolojik baskı uygulandı onların söylediklerine göre. Bu şekilde yani genel olarak suç olmayan şeyleri bize hani yapıyor musunuz, şöyle mi böyle mi tarzı sorularda sorular söylüyorlar. Peki psikolojik baskı ve herhalde hakarete varan tavırlar oldu diyorsunuz. Evet, genel mesela sorgudan sonra dediğim gibi 16 saat oradaydık, kalkıp yürümek istedim. Sadece bulunduğumuz 10 metrekarelik odada biraz yürümek istedim, hani yerine otur falan dediler. Yani hiçbir şekilde kardeşim benden sonra sorguya alındı, o çıktıktan sonra hani gün boyu çok korkmuştuk. Sadece kardeşime sarılmak istedim. Arkadan bir memur işte o ikisini ayırın yani oturmayacaklar diye bağırdı. Ben kardeşime daha hiç sarılamadım. O şekilde bizi ayırdılar. Ve iletişim kurmamızı engellediler kesinlikle. Sürekli konuşmayın. Çıkardığımız her bir sesi de susturdular bizi. Biz çocuk şubedeyiz. Çocuk şubede ifade verdik. Memurlar çocuk şubenin memurları. Ama bize kesinlikle çocukmuşuz gibi muamele gösterilmedi. Benim yanımda anneme hakaret ettiler. Arabada giderken, binadan çıkarken. Ama bunu diyen çocuk şu benim memuru, çocuk memur. Yani size yetişkin ve suçlu gibi bir davranış gösterildi. Evet, evet. Sorgudan sonra alındığımız odanın camında ailelerimiz gözüküyordu. Yani el sallamak isteyenler oldu. Bunlara bile engel oldular. Pencereleri kapattırdılar. Hiçbir şekilde ailemizle de camdan da iletişim kurmaya. Sadece el sallayıp iyiyiz demek istemiştik. Ona bile engel oldular. Sıkıntılı bir 15-16 saat. Şu an nasıl hissediyorsunuz kendinizi psikolojik olarak? Bu bende travma gibi kaldı. Yani ben artık her kapı çaldığında korkarak gidiyorum. Kim olduğunu bilmediğim kapıları gerçekten korkarak gidiyorum ve tedirgin oluyorum. Zaten şu anda bir annem içeride. Sürekli onu düşünüyorum. Hani sağlığı da iyi değil. Ablam 19 yaşında. Ablamın hani geleceği karardı tarzı bir şey oldu şu anda. Birinci sınıf hukuk öğrencisiydi ve sınavları geliyordu tam şu anda, final sınavları. Onlara da giremedi. Hani bunları, sadece bunları düşünüyoruz son günlerde. Başka hiçbir şey yok aklımızda. Şu an yakınlarınız mı size bakıyor? Yani evi nasıl idare ediyorsunuz? İki çocuksunuz. Yani kendi başımıza idare kendi başımıza. Evet. İdare ediyorsunuz. Evet. Kaç kardeşsiniz? Biz 5 kardeşiz. Şu an evimde işte kardeşim ve ben, bir de küçük 9 yaşındaki kardeşim kaldı. Onunla ilgileniyoruz. Babam vardı da, bu kadar. Zümra Hanım, sizin ekleyeceğiniz husus var mı? Çok fazla haksızlığa uğradık. Çok mağdur olduk. Annem, ablam içeride şu anda. Doğru düzgün haber alamıyoruz. Onlar için endişeleniyoruz. Ablamın okulu için hukuk bölümü, hani gelecekte kendi ayaklarının üzerinde durabileceği bir bölüm. Ama mesleğiyle ilgili hani onun vardır şüpheleri, hani kaygısı vardır ve ayrıca bizim de var. Yine annemin sağlık durumu var. Hem Parkinson teşhisi konuldu, hem Parkinson hastası, hem karaciğer nakli oldu. 9 yaşında kardeşim var. Yine sabah ilk geldiklerinde anneme o kardeşimin yanında hakaret ettiler en çok. Biz erken çıktığımız için çok duymadık ama yani 9 yaşında kardeşim anneme polislerin öyle bağırdıklarını duydular. Hani polis deyince aklımıza bizim büyük insanlar ve hani bizi koruyup kollayacak memurlar geliyor ama hiç öyle değilmiş açıkçası. Bunu fark etmiş olduk. Bir yandan bu yayını yaptığımız için de korkuyoruz. Endişelerimiz var çünkü hani tekrardan böyle bir şey başımıza gelebilir mi diye. Bu yayın için de korkularımız var. Hangi cezaevindeler şu anda? Bakırköy Kadın Cezaevinde. Bakırköy Kadın Cezaevinde. Sanırım bir hafta kadar oldu tutuklanalı ve halen evet. Telefonla bir konuşma oldu mu? Hayır, hayır. Biz hiçbir şekilde iletişim kurmadık onlarla. En azından bir telefonla iletişim olması lazım. Avukatınız o noktada gayret etsin de bir telefonla iletişim en azından. Siz tedirginsiniz annenizin sağlığından ve size uygulanan muameleden dolayı bir travma yaşadınız sanırım. O günü unutamıyorsunuz. Sabah eve kaç polis geldi, kapıyı 10-15 polis geldi. Yani çalarak mı girdiler, nasıl oldu, bir zorlama falan oldu mu kapıda?
Biz uyandığımızda sabah içerideydiler yani. Evet. Sabah 5'te geldiler. Peki o sırada bir kötü muamele oldu mu? O sırada bize, dediğim gibi, bize bir bilgilendirme yapılmadı. Biz direkt hani salona geçirildik. Odamıza falan gitmemize de izin vermediler. Sadece işte sizi çocuk şube götüreceğiz deyip bıraktılar. Anneme kötü davrandılar. Anneme bağırdılar. İçeride annemin araması, üst araması oldu. Odasını dağıttılar. Onlar içeride bağırma sesleri falan geldi. Biz dediğim gibi hep salonda tutulduk ve bizi çok hızlı çıkarttılar evden. Evet, ayrıca akşam eve geldiğimizde yani annemin odası da tüm dolaplar dağılmıştı. O da baştan aşağı yıkılmıştı yani. Peki annenize yönelik başka bir kötü muamele falan yapılmış mı? Avukatınız herhangi bir bilgi alabilmiş mi? Bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Bildiğiniz kadarıyla yok. Peki. Çok geçmiş olsun. Süleyla Hanım, Sümra Hanım, çok geçmiş olsun. Umarım bu sıkıntı gider ve en yakın sürede annenize, ablanıza kavuşursunuz. Ama burada tabii önemli olan sizin çocuk yaşta gözaltına alınmanız ve kötü muamele görmeniz. Biz de bunu mecliste gündem ettik ve soru önergesi verdik bakanlığa. Cevabını bekliyoruz. Anneniz ve ablanızın hangi gerekçelerle tutuklandığını bilmiyorum. Görüntü o ki belirgin bir somut neden de yok. Olayı takip edeceğiz ve umarım adalet gerçekleşir ve yakınlarınıza kavuşursunuz. Ben son olarak şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Bizler çocuk haklarının hiçbir siyasi çıkar veya politik kavga arasında ihlal edilmesini istemiyoruz. Buradan da tüm insan hakları derneklerine, kuruluşlara seslenmek istiyoruz. Duyarlı olmalarını istiyoruz bu kadar. Yani diyorsunuz ki çocuk hakları hiçbir siyasi kavganın manivelası olamaz. Zümra, sen bir şey demek ister misin? Ben de şunu söylemek istiyorum. Hani ders çalışmak, matematik, fizik çalışmak, toplanıp namaz kılmak, ibadet etmek, bunlar ne zamandan beri suç? Hani sizin zamanınızda bunlar bu şekilde miydi? Sıradan fiiller suç olarak gösterildi diyorsunuz. Legal evet. Sıradan fiiller suçmuş gibi soruldu size, öyle mi? Evet. Peki, maalesef bu hukuksuzluklar Türkiye'de çok yapılıyor ama şu anda öylesine bir döneme geldik ki çocuk yaştaki insanlara da yapılıyor. Onun kurbanlarından ikisi de bugün programımıza katıldı. Peki tahminen kaç çocuk vardı gözaltında Üsküdar Çocuk Şube'de? 15 çocuk vardı, 15. 15 çocuk. Çok geçmiş olsun diyelim. Çocuk hakları denilince çok parlak şeyler söyleyen iktidar yetkililerine de buradan seslenelim. Çocuğun üstün yararı, işte çocuk hakları, şu bu demeye sıra gelince kimse onları geçemiyor. Fakat siyasi meselede çocuklar çok kolay bir şekilde kurban edilebiliyor. Ve bundan dolayı oldukça muzdarikler, belki unutamayacakları bir travma yaşadılar. Umarım atlatırsınız ve yakınlarınıza da en kısa sürede kavuşursunuz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Maalesef çocuklara yönelik zorbalıklar özellikle bu OHAL döneminde arttı. Hem çocuklar bu tür gözaltılarda çok korkutuldu. Yusuf Kerimler, Ahmet Burhan Ataşlar ve diğer binlerce çocuk bu tür sabaha karşı evlere yapılan gözaltılarda çok büyük sorunlar yaşadı. Yani insanların ifadesini almak istiyorsanız savcılığa veya karakola davet edebilirsiniz. Yani bu şekilde çocuklara travma yaşatacak bir şekilde evlerine baskın yapmak, saatlerce arsızsız bırakmak, psikolojik baskı ve şiddet uygulamak kabul edilecek hadiseler değil. Konuyu takip ediyoruz. Bakanlığa sorduk, mecliste gündem ettik ve konunun takipçisi olacağız.